Ben parça kuzu eti kullanıyorum. Şöyle kuşbaşılık şekilde onları doğradım. Şimdi tereyağında biraz aslında mühürleyeceğim. Çünkü zaten pilavın suyuyla beraber kuzu etleri de pişecek. Tereyağı erimeye başladı bile. Hemen parça kuzu etlerini ilave edelim. Şimdi şöyle kuzu etlerini ben iri iri doğrattım ki pilavın arasında şöyle parça parça etler gözüksün. Etin sadece renginin dönmesini bekleyeceğim. Etin o pembe kısımları artık kavrulmaya başladı ve renk değiştirdi. Şimdi burada kavrulması gereken ne var? Bir kere pirinci iyi bir şekilde kavuracağız ama pirinçlerden önce biraz renk almasını istediğim badem var. Bademleri de artık et suyunu çekti. Zaten artık bırakmaz suyunu. Şu an et kavrulma aşamasına geçtiği için bademlerle beraber kavrulsunlar diye bademleri de ilave ediyorum. Bu tuzsuz çiğ badem ve kabukları soyulmuş. Siz kabuklu bulursanız bile biraz suyun içinde beklettikten sonra çok kolaylıkla soyulabiliyorlar. Bademler çok hafif, rengini pembeleştirmeye başladılar bile. Etlerin de gördüğünüz gibi kavrulmaya başladığını hissedebiliyorsunuz. Tam şu renk olduğu zaman et ve badem hafif bir üzerinde karamelize oluşmaya başladığı zaman artık pirincini ilave ediyorum. Çünkü pirinçle de kavrulmaya devam edecekler. Çok fazla kavurduktan sonra pirinci ilave edip biraz da pirinçle kavurursanız bu sefer de kurutmuş olursunuz. Sadece doğru sıralamada kavurduğunuz sürece her şeyi bir tencerenin içinde kavurabilmeniz zaten mümkün. Şimdi artık tuzunu ilave edebiliriz. Pirinç kavrulurken tuzla kavurursanız çok daha lezzetli oluyor. Pilavın bütün tuzunu bu kavurma işlemi sırasında ekliyorum. Şimdi pirinç şeffaflaşana kadar kavuracağım. Artık pirinç de yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Ben soyulmuş antep fıstığı kullanıyorum. Pide fıstık kullanabilirsiniz. İri parçalı kırılmış antep fıstığı kullanabilirsiniz. Ama bu gerçekten çok lezzetli oluyor. Bademler gibi aralarda şöyle bütün fıstıkların gelmesi de çok keyifli oluyor. Dolmalarda kullandığımız kuş üzümünü de kullanacağım. Normal kuru üzüm de kullanacağım. Kuş üzümünü biraz suda beklettim. İyice şiştiler. Şimdi onları da ilave ediyorum. Bütün malzemeleri güzelce kavurduk. Tuzunu da koymuştuk. Artık suyunu ilave edebiliriz. Burada 2 su bardağı pirinç var ama ben 3 su bardağı su kullanacağım. Bunun sebebi şu, etin de pişmesini istiyorum. O yüzden pirincin suyunu hani birebir oranda düşünürsek et suyu olarak ilave edeceğim. Üzerine de sadece birazcık daha sıcak su ilave edip etlerin de iyice yumuşamasını sağlayacağım. Yine önce bir taşım kaynayacaklar. Sonra altını kısıp küçük gözde, yani kısık ateşte iyice demlenene kadar pişireceğim. Şimdi pilavımız da iyice demlendi artık. Pilava da şöyle tarçınını ilave edelim. Biraz da böyle tarçınıyla beraber demlenecek.